Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Üçgen eşitsizliği konusuyla beraber süper bir konu bizi bekliyor. Gerçekten de üçgenlerle alakalı en değerli konulardan bir tanesi. Bugün sizinle beraber üçgen eşitsizliğine bakacağız. Aynı zamanda açı kenar bağıntına bakacağız. Üçgen çizimine bakacağız. Burada en önemli kısmı bu ikisini çok iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten de üçgen eşitsizliğinde bir kenarın diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olduğunu eşitsizlikle ispat etmemiz çok önemli. Aynı zamanda açı kenar bağıntılarında da büyük açının karşısındaki büyük kenarın olduğunu da bilmemiz önemli. Üçgenlerde en önemli konulardan bir tanesi diyorum ve temel konulardan bir tanesi ve tabii ki tabii ki programımıza uygun bir şekilde tonguç kapta 9. haftaya kadar geldik ve buradaki görevlerimizde Tüm dersler kitabımızdan matematik kısmından test 22'yi çözmenizi istiyorum. Buradaki test 22 aslında bizim üçgenlerle alakalı, üçgen eşitsiz açık kenar ve üçgen çizimi ile alakalı başlığımız diyoruz ve aynı zamanda dinamo soru bankamızdan dinamo matematikten de test 69, yenisi soru bankamız ve aynı zamanda zoru bankamızdan da test 76 matematik zoru bankasından unutmayın dijital sorular bu kitabımızda var. Bu kitabı aktive edip dijital sorularını çözmeyi ihmal etmeyin diyorum. Haydi bakalım o zaman süper. ...bir şekilde bugünkü dersimize başlayalım. Bir kere hemen bir soru. Hangi çubuklarla üçgen çizilebilir? Mesela elimizde 20 santimetrelik, 14 santimetrelik ve 4 santimetrelik çubuklar olsun. Bak hatta senin için böyle e, şeyler de hazırladım, parçalar da hazırladım. Burada diyelim ki 20 santimetrelik bir çubuğumuz var, 14 santimetrelik bir çubuğumuz var. Böyle kestim ben bunları, makarnaları kestim. 4 santimetrelik çubuk. Bunlarla üçgen oluşturabilir miyiz? Bakalım hemen. Şimdi şöyle bir üçgen oluşturmaya çalışsak... Şimdi bunu böyle birleştirmeye çalışsak oluşturamıyoruz. Neden? Çünkü burada bir fazlalık kalıyor gördüğün gibi. Mesela burada bir fazlalık kaldı. Mesela bununla üçgen oluşturabiliyor muyuz? Hayır oluşturamıyoruz. Ne kadar istesek de burada bir fazlalık kalacak. Hatta bu ikisini bir araya getirsek bunlar dokundurmaya çalışsak bile 20 santim 14 artı 4'ü geçiyor. İşte biz aslında bununla oluşturamadığımızı anladık. Tamam bunu oluşturamıyoruz dedik. Çünkü bir fazlalık kalıyor ne yazık ki. Mesela şuna bakalım. 20, 14 ve 10 alalım. Hatta bunu da hazırladım senin için. Şöyle ufak bir makarna parçası da kalmış. 20, 14 ve 10 diyelim. Mesela bununla oluşturabiliyor muyuz? Bakalım. Evet. Evet. Bununla oluşturabiliyoruz. İşte 20-14-10'la üçgen oluşturabiliyorken evet süper ama bununla oluşturamıyoruz. Neden oluşturamıyoruz? Çünkü aslında bir üçgen eşitsizliği denilen bir kavram var. Burada fazlalık mazlalığın kalmaması gerekiyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir hata var. Demek ki hangisiyle üçgen oluşturup oluşturamayacağımızı bizim bulabilmemiz gerekiyor. Bununla alakalı matematikçiler uzun yıllar boyunca çalışmaları sonucunda şöyle bir eşitsizliğe varmışlar. Demişler ki herhangi bir kenar üçgenin üzerindeki herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı. Yani A kenarı B artı C'nin toplamından küçük olmalı farkından da büyük olmalı demişler. Dolayısıyla çok basit bir kuralımız var. Bu kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacak. Mesela bu kenar deseydik bu ikisinin toplamından küçük olacaktı farkından büyük olacaktı. Veya bu kenar deseydik bu ikisinin toplamından küçük olacaktı A artı B'den A eksi B'den de büyük olacak. Dolayısıyla eğer bize böyle bir şey derse mesela dese ki hemen şöyle bir üçgen çizerim. Burası 7 burası 3 burası nedir diye soruyor bize. Şimdi burada yapmamız gereken şey çok basit bu kenar yani C bu ikisinin toplamından küçük olacak ondan küçük olacak bu ikisinin farkından büyük olacak yani 10 ile 4 arasında olmak zorunda kaç olabilir dediğim zaman tam sayı değerleri 5 olabilir 6 olabilir 7 olabilir 8 olabilir 9 olabilir dolayısıyla 5 tane farklı değeri var aslında bu C sayısının yani bu kenar 5 6 7 8 9 olabilir ama 10 olamaz mesela. 11 olamaz mesela. 12 olamaz mesela. 13 olamaz mesela. 3 olamaz mesela. 2 olamaz, 1 olamaz. Dolayısıyla bu aralıkta olmalı diyoruz. Hemen bir sorumuz var sınav sorusu. Şekilde verilen dörtgendeki kenar uzunluklarına göre TG uzunluğunun santimetre cinsine alabileceği... kaç farklı tam sayı var demiş. Yani şunun uzunluğu soruyor bize. Şimdi hemen düşünelim. Burada iki tane üçgen var aslında. Eğer böyle bir soru görürsek... bu üçgeni ve bu üçgeni ayırt edebilmek için... mutlaka mutlaka bunlara numaralar vereceğiz. Mesela bu birinci üçgen olsun. Bu ikinci üçgen olsun. Şimdi birinci üçgen için biz bir... E, üçgen eşitsizliği kurmaya çalışalım bakalım. Hiç ikinci üçgene bakmıyorum. Sadece bire bakıyorum. Diyorum ki... burada TG kenarı yani burada bize bizden istediği TG kenarı aslında bu ikisinin toplamından küçük olmak zorunda 6 artı 9'dan küçük olmak zorunda 9 eksi 6'dan da büyük olmak zorunda dolayısıyla 3 ile 3 ile TG kenarımız aslında 3 ile 15 arasında bir değer almak zorunda. Şimdi bakalım ikinci üçgene. İkinci üçgene baktığımız zaman da diyeceğim ki Buradaki TG kenarımız yani aradığımız gerçekten de bize sorduğu zımbırtı bu ikisinin toplamından küçük olacak. 10 ile 6'nın toplamı 16'dan küçük olacak. 10 ile 6'nın farkı 4'ten de büyük olmak zorunda. Dolayısıyla TG bu ve bu kuralları sağlamak zorunda. 1 ve ikinci üçgene göre ayrı ayrı düşündük. Peki o zaman TG dediğimiz zımbırtı hangi tam sayılar arasında olacak diye akıl yürütüyorum. Diyorum ki ya yani mesela 4 olabilir mi? 4 olabilir. Burada 4 olabilir. 4 5 6 7 8 nokta 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 14'e kadar gider. Ama Burada 5, 6, 7, 8 nokta 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 15'e kadar gider. O zaman benim yapmam gereken şey aslında ikisine de uyan bir çözüm kümesi bulmak. Yani ikisinin de ortak yanı ne? İkisinin de ortak yanı aslında 5 olabilir, 6 olabilir. Bak 5 ikisine de ortak, 6 ikisine de ortak, 7 ikisine de ortak. Ama bak 14 burada var, burada da var. 14 ortak, 15 ortak değil buna göre olmuyor. Dolayısıyla 5, 6, 7, 8 nokta 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 14'e kadar gitmeli. O zaman bizim değerimiz aslında aradığımız TG değeri bu e, büyüklerden küçüğü küçüklerden de büyüğü alacak şekilde 4 ile 15 arasında bir değer olmak zorunda. Kaç farklı tam sayı değeri vardı demiş. 5'ten başlayacağız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dolayısıyla 10 farklı Tam sayı değeri vardır diyoruz. 10 tane farklı tam sayı değeri vardır diyoruz. Bu ikisine uygun bir çözüm kümesi bulduk. Şimdi geldik yeni nesil bir sorumuza. Şekildeki kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan kare şeklindeki havuzun etrafına birer kenarları havuza çakışık olan ikiz kenar üçgen şeklinde dört eş eşit bölge yapılmıştı. Tam bunları görüyoruz. Ve yeşil bölgenin eş kenarlarından birinin uzunluğu 4 metre. O zaman burası 4, burası 4, burası 4, burası 4, 4, 4, 4, 4 dedik. Tamam eyvallah bu da kare zaten. Diyor ki havuzun alanı en fazla kaç metre metrekaredir? Yani bunun alanını en fazla yapmak istiyoruz. Bir karenin alanı nasıl hesaplanır? kenarının karesi ile hesaplanır. Şimdi bunun bir kenarına x dersek biz x'in alabileceği değerler nedir? Şu üçgene bakarsak eğer sadece bu üçgene bakarsak x dediğimiz şey bu ikisinin toplamından küçük olmak zorunda. ikisinin toplamından küçük farkından da büyük olmak zorunda. 4 eksi 4'ten de büyük olmak zorunda. Yani x dediğimiz değer 0 ile 8 arasında olmak zorunda ve kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayıymış. O zaman bu x en fazla kaç olabilir alanın fazla olsun diye tabii ki 7 olabilir. 7'nin karesi de 49 metrekarelik bir havuz alanı eder maksimumda. En az kaç deseydi en az 1 olurdu. O zaman 1 e, çarpı 1 de 1 de en küçük alanı olurdu diyoruz ve... Hemen geldik açık yer bantlarına. Bu da çok önemli bir başlık. O da çok basit. Dünyadaki en lokum anlatım aslında. Yani ne kadar basit bir şey söyleyeceğim büyük aşanın karşısında büyük kenar bulunur. Dünyadaki en basit küçük aşanın karşısında küçük kenar bulunur. Burada açı dediğimiz şeyler de iç açılar aslında. Mesela şu üçgende İç açılarının toplamı 180 derece olduğunu biliyoruz ve iç açılar bu birincisi, bu ikincisi ve bu üçüncüsü olmak üzere 3 tane iç açı vardır üçgende. Dolayısıyla bu açının karşısındaki bu 100 olduğu için en büyük açı olduğu için A açısı büyüktür, C açısı büyüktür, B açısı olduğu için burada A kenarı büyüktür, C kenarı büyüktür. B kenarı. Çünkü bu düdük kadar açının karşısında. Dolayısıyla küçük olmak zorunda diyoruz. Hemen bir sorumuz var. Demiş ki bize uzun bir soruymuş. Yani. PS, RS'ye dik demiş. Bu diklik işareti unutmayalım. Yani 90 derece PS, RS. O zaman demek ki burası 90 derecelik açıymış. tam bunu da yazmış olalım. E, olmak üzere yukarıda verilen açılara göre dikdörtgendeki pardon dörtgendeki en uzun ve en kısa kenarları bulalım demiş. Şimdi burası dik demiş. Şimdi dörtgendeki en uzun ve en kısa kenarları bulabilmek için ilk başta üçgen üçgen düşünmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir soru görürsek yine aynı şekilde üçgene göre diyeceğiz ki mesela buradaki üçgenin adı bir olsun. Buradaki üçgenin adı iki olsun. Birinci üçgene bakalım ilk başta. Şimdi birinci üçgenin bütün iç açılarını bulalım. 70, 30, 100 eder bu ikisinin toplamı. 180'den 100 çıkartılırsa buradaki açıya 80 derece kalır. Şimdi buraya geçiyorum. Buradaki baktığım zaman da 90, 50, 140 olur. Buradaki açıya 40 derece kalır diyorum. Şimdi buraya bakıyoruz, diyoruz ki 50, 90, 40, 70, 80, 30 ve her bir üçgeni ayrı ayrı değerlendirmem gerekiyor. Birinci üçgen için yazıyorum. Birinci üçgen için en büyük kenarlar kenar hangisidir? PS kenarı büyüktür. Hatta böyle sıralamasını yapalım. Sıralamasını yaparken PS kenarı büyüktür diyorum. Sonrasında bunun karşısındaki TS kenarı diyorum. Sonra büyüktür diyorum. Bunun karşısındaki PT kenarı diyorum. PT kenarı yani büyük açının karşısında bu en büyüğü gösteriyor. Şimdi bu en büyüğü gösterdikten sonra şimdi bu üçgene geçiyoruz. İkinci üçgen için yazıyorum. Teker teker bunları yazayım ki hiçbir hata yapmayalım. Bu üçgende de e, bunun karşısındaki PR büyüktür. PR büyüktür. Ee, diyorum ki sonrasında kaç hangisi gelir? Ee, bunun karşısındaki RS, RS büyüktür. Ve en son olarak da RS dedik. 40'ın karşısındaki PS e, diyoruz. Şimdi dolayısıyla burada en büyük kenar hangisidir dediğim zaman bu burayı gösteriyor. E, burada ise bu en küçük kenar. Bakar mısın en küçük kenar. Dolayısıyla bu da burayı gösteriyor. Dolayısıyla en büyük kenarın PR olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Nasıl söyledik aslında? En uzun kenarın bu olduğunu, en uzun kenarın bu olduğunu nasıl söyledik? Çünkü zaten PS buradaki en büyüktü. Bunları attık. Burada da PS bunlardan daha küçük. Dolayısıyla bunları da attık ve en büyük PR kaldı diyoruz. Burada en kısa kenar nedir dediğim zaman zaten PS buradaki en kısa kenar. Bunu aldık ama diyoruz ki burada da en büyük kenar. O zaman bu tarafa doğru gittiğim zaman en kısa kenar da PT'dir diyoruz. En kısa e, kenarda PT'dir şeklinde e, cevabımızı bulmuş olduk diyoruz. Geldik hemen. Şekilde KLM üçgenin dış açıların ölçüleri verilmiştir demiş. He, dış açıları verilmiş o zaman biz iç açılarını bulalım hemen. Bir iç açıyla bir dış açının toplamı şöyle olduğu için iç açı bu dış açı bu iç açı diyelim dış açı diyelim. Bu ikisinin toplamı 180 derecedir. Yani burası 140 ise burası 40 derecedir. Burası 115 ise 180'den 115 çıkarsa 65 çıkar bunun sonucu. 105 ise burası da 75 çıkar. Şimdi bir üçgendeki o zaman 65 75 130 140 40 daha 180 tamam doğru çıktı. Şimdi diyor ki bize kenar uzunluklarının KLM küçükten büyüyorsanız en büyük açının karşısında büyük kenar bulunacak. Yani küçükten büyüye demiş. O zaman küçüğün karşısıyla başlayalım. M küçüktür. Sonrasında M'den sonra ne gelir? 65'in karşısındaki K gelir. En büyükse 75'in karşısındaki L'dir. MKL şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Geldik hemen yepyeni bir soru. Birazcık bu zor diğerlerine göre. Bakalım hemen. Şekildeki ABC üçgeninde A açısı 80 derece. AB büyüktür AC demiş. AB kenarı büyüktür AC demiş. Tamam. Olduğuna göre C açısının derece cinsine alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bize soruyor. Hmm. Şimdi şimdi demiş ki bize AB kenarı AC'den büyüktü demiş. Yani şu kenar şu kenardan büyüktür. O zaman bunun karşısındaki açı ...bunun karşısındaki açıdan büyük olacak. Yani buradaki açı... Ee ...işte sallıyorum... Ee ...bir şeyse bu daha küçük bir şey... Olmayı. ...şöyleyse bu daha küçük bir şey... ...olmak zorunda. Çünkü buradaki kenar... ...buradaki kenardan daha büyük çıkmış. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı... ...kaç derece? 180. 180'den 80'i çıkardığım zaman kaç kalır 100 derece kalır 100 derece aslında bu ikisinin toplamıdır yani bu iki açının toplamı 100 derecedir. Ama diyor ki bu açı bundan büyük olmak zorunda diyor. Çünkü bunun karşısındaki kenar bunun karşısındaki kenardan daha büyük demiş. O zaman diyorum ki ben bu açının daha büyük olabilmesi için ve C açısının alabileceği en küçük tam sayı değerini sorduğu için bu bundan büyük olabilecek şekilde bunu bölüştüğün zaman eşit olsaydı 50 50 bölüşürdü. Ama bu bundan büyük olacağına göre 51-49 şeklinde tam sayı değeri şeklinde bölüştürebiliriz. Çünkü bu 51 bu 49 olduğu anda bunun karşısındaki bunun karşısındakinden daha büyük oluyor zaten. O zaman mantıken de bu istediğini sağlamış oluyoruz. O zaman neymiş diye cevabımız 51 derece şeklinde C açısının alabileceği en küçük değeri bulmuş olduk. Hemen geldik klas bir sorumuza. DF üçgeninde D açısı büyüktür F açısı demiş. D açısı F açısından büyükmüş tamam. Ve verilen kenar uzunluklarına göre ED'nin santimetre cinsinden alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı diyor. Şimdi bir kere DE'nin değerini ED'nin değerini soruyorsa buna X diyelim. Ve üçgen eşitsizliğine göre diyorum ki herhangi bir üçgendeki herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük. Yani bu ikisi 16 ile 20, 16 ile 12'nin toplamından küçük. Farkından da büyük olmak zorunda. 4'ten de büyük olmak zorunda. O zaman bu ilk kademe bunu anladık ve demiş ki bize D açısı F açısından büyük yani buradaki açı buradaki açıdan büyük o zaman o zaman bunun karşısındaki kenar bunun karşısındaki kenardan büyük olacak demek ki x ee, 16'dan küçük olmalı veya tam tersi sürebiliriz. 16 xten büyük olmalı. Yani bunun karşısındaki adam, bunun karşısındaki adam büyük olmalı. O zaman 16 xten büyük olmalı. Şimdi elimizde bir bu var, bir de bu var. Şimdi bu ikisini nasıl birleştirebiliriz? Nasıl bir araya getirebiliriz? Dediğim zaman diyorum ki burada 5 olur, 6 olur, 7 olur, nokta 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 27'ye kadar gider. Ama burada... E, mesela kaç olur? 15 olur, 14 olur, 13 olur. Böyle aşağı doğru gider. Şimdi bu ikisinin birleşimi aslında büyüklerden küçüğü, Küçüklerden de burada hiçbir sınır yok zaten büyüğü almanız gerekiyor. O zaman x de e, 16 ile 4 arasında bir değer olmalı. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman x dediğimiz şeyin aslında 4 ile 16 arasında olması gerekiyor. En büyük değerinin de 15 tam sayı olarak tabii ki. En küçük değerinin de 5 olması gerekiyor ve bu ikisinin toplamının da 15 artı 5'ten 20 etmesi gerekiyor diyoruz. Aman dikkat edelim Burada bu ikisini bunu üçgen eşitsizliğine göre bulduk bunu da aç kenar bağıntılarına göre bulduk dolayısıyla bu ikisini birleştirdik ve 16 ile 4 arasında olacaksın sen diyerekten 15 ve 5 değerlerimize ulaşmış olduk. Şimdi üçgen çizebilmek için gerekli koşulları tekrar hatırlatalım. Üç kenara ait uzunlukları bilirsek eğer üçgen çizebiliriz. Mesela ben e, 6 8 10 şeklinde üç kenarı bilirsem eğer derim ki ya ben bunlarla ben bunlarla üçgen oluşturabilirim. Al sana bak böyle oluşturabilirim diyebilirim. Çünkü ne yaparım? 6 ile 8'in toplamından küçük mü 10? Evet doğru. 10 e, 14'ten küçük. Bu ikisinin farkından büyük mü? Evet doğru. O zaman bununla üçgen oluşturabiliriz. O zaman bana eğer dese ki bana eğer dese ki bir üçgenin kenarları 7, 8 ve 9 dese bununla üçgen oluşturabilir misin dese evet oluşturabilirim çizebilirim de. Bunu pergelle çizerim bu arada. Pergel ve cetvel yardımıyla çizerim ve çizebilirim. Çünkü üçgen eşitsizliğini kullanabilirim. Bu bu ikisinin toplamından küçük farkından büyük oluyor. Tamam. Bir kenarın uzunluğu ve bir kenarın uçlarındaki açıların ölçüleri bilinirse de bunu da yapabilirim. Burada yine aynı şekilde bir kenarı uzunluğunu bildiğim için cetveli kullanmak zorundayım. Aynı zamanda uçlarındaki açıların ölçüleri bildiğim için de kesinlikle ve kesinlikle Açı ölçeri kullanmam gerekiyor açı ölçer veya gönye diyoruz buna biz açı ölçeri kullanmam gerekiyor dolayısıyla burada mesela 30 40 ve burası mesela 10 santimetre o zaman ben bu e, üçgeni çizebilirim ne yaptık mesela 80 derece dedim 50 derece dedim ve bunların arasındaki e, kenarda 5 pardon e, evet mesela 5 santimetre diyelim o zaman ben bu üçgeni çizebilirim diyoruz. Bir de bir de iki kenarın uzunluğu ve bu kenarların arasındaki açının ölçüsü dediğimiz anda da diyeceğiz ki tabii ki çizebiliriz. Yine cetvel, cetvel, açı ölçer, açı ölçer, e, pergel yardımıyla e, bunu çizebilirim ve bunu yaparken de tekrar söylüyorum bak iki kenar uzunluğu biliyorsun. Mesela 10, 15 diyelim. Buradaki açı da şey diyelim. 120 derece diyelim. Bunun sonra bu ikisini birleştirdiğim anda bir anda diğer üç, bu üçgeni oluşturmuş olduk veya bu ikisini birleştirdiğim anda bu üçgeni çizmiş olduk. Burada da şunu unutmayalım. Mesela aynı buradaki gibi iki kenar uzunluğu 8 santimetre. 5 santimetre. bir de 50 derece açıyı vermiş. O zaman ben bu üçgeni çizebilirim diyoruz. Demek ki bir üçgen çizebilmek için üç kenar verilebilir. Her durumda çizerim. Üçgen verilirse, üç kenar verilirse eğer üçgenin çizine uyuyorsa her durumda çizerim. O zaman bu e, çantada keklik diyorum. Hatta çantada keklik olduğu için bu en sevdiğim kısım. Ardından bir kenar uzunluğu ve kenarın uçlarındaki açıları ölçebilirse bunu da her durumda çizerim. Çünkü e, bu iki açıyı bildiğim zaman diğer açıyı zaten buluyorum otomatikman. 30 40 70 burası 110 derecedir. Zaten diğer açıyı hemen bulabiliyorum. Ama burada kritik bir şey var. Burada birazcık kafamı karıştırıyor. İki kenarı verdikten sonra bu iki kenarın arasındaki açıyı vermek zorunda. Eğer buradaki açıyı verirse olmaz. Dolayısıyla burada birazcık temkinli olacağız, dikkatli olacağız. Burada da üçgen çizebiliyoruz ama İki kenarın arasındaki açı verilmeli şeklinde kuralımız var diyorum. Hadi bakalım o zaman hepinizi meydan okuma testine bekliyoruz. tat uygulamamızda meydan okuma butonu geldi güncellenen TATS uygulamamızda. Ve burada da meydan okuma e, sorularını ücretsiz bir şekilde herkes çözebiliyor. Ve üçgen eşitsizliği ile alakalı... 8 mat 24 matematik filtresindeki testimizi girin ve e, testimizi ücretsiz bir şekilde çözün. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştır? E, her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.